Burcu Talks'un ikinci gününe, ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün fon başarıyla fon olan girişimlerimizden kiralama usulüne odaklanan Miniol ve ortak bizlerle olacak. Onların güncel durumunu konuşacağız. Neler yapıyorlar bunları konuşacağız. Hem siz hem de dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz, heyecanlıyız. Sizleri misafir ediyor olmaktan dolayı. Harika. Şimdi ben kısaca bahsettim, kiralama dedim ama tabii ki sizleri bilen ya da bilmeyen, özellikle tanımak isteyen, ki YouTube'da da paylaşıyor olacağız, ya da yatırımcılarımız, dinleyicilerimiz için kısaca girişimleriniz ne yapar, siz ne yaparsınız, bununla başlayalım. Tabii, ben kısaca ortaktan bahsedeyim izninizle. Ortak bir kiralama platformu, satın almayı düşündüğünüz pek çok ürünü satın alma öncesi denemek için ya da kısa süreli ihtiyacınız için kiralayabilirsiniz. Aynı zamanda kiraladığınız ürünü daha sonradan beğendiyseniz de satın alabilirsiniz ortak üzerinden. Bununla birlikte kullanmadığınız ürünü kiraya vererek de bir yandan da gelir elde edebileceğiniz bir yöntem sunuyoruz. Biz kiralamanın pazar yeriyiz. Kiralanabilir bütün ürünlerin listelendiği bir pazar yeri oluşturduk ortakla. Dediğim gibi satın almayı düşündüğünüz ürünleri satın alma öncesi denemek için veyahut da kısa süreli ihtiyaçlar için kiralanabiliyor. Pek çok kategoride popüleriz şu anda. Anne bebek ürünleri, koşu bantları, elektronik ürünler gibi bir ürünler şu anda popüler. Şimdi tatil sezonuna girdik. Seyahat kısmında kullanılacak ürünler, işte katlanabilir bebek arabası örnek veriyorum, popüler olarak gidiyor. Avrupa'da gelişmiş bir model ürün kiralama ama Türkiye'de biraz daha büyüyeceğine inanıyoruz. Şu anda da bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O şekilde özetleyebilirim ortağı. Herkese merhabalar. Ömer Faruk Çelik ben. Miniol'un kurucu ortaklarındanım. Miniol'da bir kiralama pazar yeri şu anda ama ufukta böyle bizi bekleyen bir Mobility Super App hedefimiz var. Bu Mobility Super App içerisinde yapmak istediğimiz şey, kişileri A noktasından B noktasına giderken ihtiyaçları olan bütün ulaşım araçlarına tek bir app üzerinden ulaştırabilmek. Hali hazırda böyle 80'den fazla araç kiralama firmasının kıyaslandığı bir platformumuz. Ama bu yıl sonu itibariyle süper app'imizi yayına aldığımızda kişilerin araçlarını kiraya verebilecekleri ya da caddelerden, sokaklardan, app üzerinden araçları kiralayıp tekrar X bir caddeye bırakabilecekleri bir süper app olacağız. Bu hedefe doğru da emin adımlarla şu anda yürüyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar süper app'imizi de yayınlamak olacak. Evet. İki girişimimize de ne zaman arasam, ne sorsam verdikleri cevap buluruz, ayarlarız. İki girişimimizde süper ağları var gerçekten. Bu konuda oldukça iyiler. Beni her seferinde şaşırtıyorlar. Ellerinize sağlık. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz dedim. Burada da aslında kitle fonlamasıyla birlikte çalışmalarınızda bazı değişiklikler olmuş olabilir. Öncesi sonrası yaşanmış olabilir. Kısaca aktif olarak uğraştıklarınız kitle fonlamasıyla birlikte hayatınızda neler değişti, neler yapıyorsunuz? Tabii biz kitle fonlama yatırım turumuzu geçtiğimiz yılın son günlerinde tamamladık ve 2023 aslında yatırımımızı almış şekilde başlamış olduk. Önce 29-12 değil mi, yanlış hatırlamıyorum. 29-12 evet. Saat 16.50'de falandı. 2023'e başladığımızda öncelikle hedefimiz, az önce bahsettiğim, bu süper app'i hayata geçirmekti. Tabii bu ürün aslında kendi içerisinde 3-4 farklı ürünü barındıran bir ürün. Bunun için mevcut ekibimizi geliştirmekle başladık öncelikle. Hızla böyle Şubat ayına kadar ekibimizi büyüttükten sonra çalışmalara başladık. Bugünlerde bu bahsetmiş olduğum Miniol Express ürünümüz, kullan bırak dakikalık araç kiralama platformu için işin teknoloji tarafında ciddi şekilde yol almış durumdayız. Hemen hemen ürünün Ar-Ge'si tamamlanmış durumda. Yine Miniol Self tarafında da eş zamanlı o tarafı da yürütüyor olduk. Miniol Self de kişiden kişi araç kiralama platformu. Buranın da yine ürün analizleri, prototipleri vesairesi hazırlandıktan sonra artık teknik geliştirme sürecine girdik. Hedefimiz bu çeyrek içerisinde Miniol Self'i açabilmek. Bu iki ürünü geliştirirken aslında bizim hazırda ve yayında olan bir ürünümüz daha vardı, Miniol.com. Kitle fonlama turuyla beraber mevcuttaki ürünümüzün de pazarlanması için ciddi şekilde efor sarf ediyor olduk ve böyle beklediğimiz hedeflerin çok üzerinde geçen bir sezon oldu deprem ayına rağmen. Çünkü o ayda biliyorsunuz seyahat sektörü tamamen durmuştu. Bu şekilde çalışmalarımız da devam ediyor bizim kitle fonlaması sonrası. Biz de Miniol'un hemen arkasından yıl sonunda fonlanmıştık. Ocak ayının ilk günlerinde fonlanmış olarak girdik. Kitle fonlama özellikle ortakta çok erken aşama girdiğimiz için bize
ciddi bir kitle kazandırdı. Aynı zamanda bir pazarlama faaliyeti olarak biz kitle fonlamayı değerlendirmiş olduk. Yatırımcılarımız bizi kullanmaya başladılar ve ciddi bir trafik oldu. Oradan aldığımız e-mail'e pazarlama çalışanlarımızı artırdık ve kitlemizi kazanmaya başladık. Ortağın ilk günlerinde dediğim gibi belki 500'den az üyesi vardı şu an fonumuza girdiğimizde. Şu an neredeyse 10.000'e yakın üyemiz var. Hızlandık. Bir yandan da ortakta hedeflediğimiz pazar yeri modelinde ürün kiralayacak kurumsal işbirliklerini artırmaya başladık. Popüler ürünlerin satıcılarını veyahut da kiraya verecek kurumsal üyelerini bularak ortağa getiriyoruz ve oraya olan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bazı ürünlerde çok fazla talep var, örnek oyun bilgisayarları gibi. Oralarda kurumsal markaları dahil ederek içeriye daha fazla ürün ve daha fazla kullanıcı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ki ekibimizi büyütüyoruz. İş geliştirme anlamında bir arkadaşımız bizlere katıldı. O noktada yeni partnerlikler kazanıyoruz. Operasyon ekibimiz büyüdü. Saha operasyonumuz da başladı. İstanbul içerisinde kendi teslimat operasyonumuzu kurduk. Bir yandan lojistik çalışmalarımız da hızlanıyor. Bu şekilde ortakta büyümeye devam ediyor diyebilirim. Bizim yatırımcıların dörtte birini çekmişsiniz biraz. Bu soruyu neden sordum? Normalde yatırımcılar girişimin ne durumda, ne yapıyor diye merak eder. Ama bu iki girişimi de merak etmiyor. Çünkü ikisi de çok düzenli paylaşımlar yapar gerçekten. Evet. Bültenlerin ortasında. Sizi de takdir ediyorum o noktada. İşin biraz psikolojisine değinmek istiyorum. Zaten ortak başlıkta birleştirmemin amacı da bu. Ortada bir kiralama mantığı var. Ve insanlar buna gerçekten ihtiyaç duyuyor. Yani şöyle de var. İhtiyacın ötesinde de ortağa baktığımda ihtiyacım olmayan şeyleri de kiralayasım geliyor. Bu çok başka. Araçlar. Ya belki satın alamayacağım araçları kiralayabiliyorum. Bunun mantığında ve sizin bu işe girmenizin temelinde yatan dürtü ne? Buradaki aslında satacak mantık ne acaba? Şöyle, biz ortağı anlatırken artık çok fazla kaynakları tükettiğimizi ve bir noktada bir şeylere erişemeyeceğimizi veyahut da bizden sonraki nesline erişemeyeceğini düşündük. Pandemi süresi zamanında aklımıza gelen bir fikirdi ve bu dünyada var mı diye örneklerini araştırdık ve yapılmış bir şey, ürün kiralama platformu adına bahsediyorum. Ürün kiralamadan yola çıkarak dünyada çalışıyorsa Türkiye'de de nasıl çalışmalı bunu analizini, bunun argesini yaptıktan sonra Türkiye'ye uyarladık ve biraz daha geniş kapsamlı bir pazar yeri uygulaması olarak yayına aldık. Kiralamaya bakışımız zaten biz ortağı kimlere anlattıysak, ben çok seviyorum iş modelimizi anlatmayı. Herkes çok mantıklı tepkisini zaten alıyorum. İşte ne güzel olur, onu satın almam, kiralarım. Ya robot süpürge alacaktım ama deneyebilirim. Gerçekten işime yarar mı? Aldım ama kullanamıyorum. Ya kim satacak bunu gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Bir noktada ürünü satmak da, satın almaktan emin olmadığımız bir ürünü satın almayı düşünürken de ya bunu ikinci el satar mıyım diye bazen aklımıza geliyor. Ama bu da bir efor. Biz bu eforu ortadan kaldırıyoruz. Bu ürünü beğendiyseniz, düşünüyorsanız deneyin. İsterseniz satın alabilirsiniz. Belki de hiç ihtiyacınız yok. Çok ufak bir maliyetlerle görebilirsiniz. Aynı zamanda her ürünün bir kullanım ömrü var. Ve bu kullanım ömrünü biz ihtiyacı olan kullanıcılar arasında bölüştürerek bu ürünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla ürün alındıktan sonra bir köşede yatmıyor. Daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Kiralamaya bizim bakış açımız biraz sürdürülebilir tarafında. Kullanıcılarımız da aynı zamanda hem ihtiyaçlarını çok ekonomik giderme tarafında kullanıyorlar. Bir yandan da bizden para kazanma anlamında da kullanıyorlar ortağı. Evet. Aslında çok güzel değindiler. Kiralama kelimesinin böyle altında yatan nedenler aslında aynı bu ürün olur, araç olur, ev olur. Biraz daha paylaşım ekosisteminin gelişmesi ve sahip olma alışkanlıklarının değişmesi de mini yolu aslında bu sektöre iten bir şey oldu. Yine biz de pandemide böyle bu tarafa eğildik ve hemen pandemide de hızlıca böyle şirket kurup ilk ürünümüzü yayına almıştık biz de. Buradaki esas amacımız değişen kullanıcı alışkanlıklarına hızlıca ayak uydurabilmek oldu. Şu anda İstanbul gibi büyük şehirlerde ortalama bir araç gün içerisinde 2-3 saat kadar kullanılıyor. Diğer şehirlerde bu günlük 1 saatlere kadar düşüyor ve bunun dışında kalan sürelerde günün 23 saatinde, 22 saatinde insanların değer olarak yatırım yaptıkları araçları boş ve atıl şekilde duruyorlar. Bunun yanında çevreye olan karbon salınımı vesaire, bunlar aslında bizi bu işe iten farklı etkenler oldu. Hedeflediğimiz ürünlerin tamamı hayata geçtiğinde kullanıcıların araçları, örnek veriyorum, ben bir araç satın aldığımda aslında buradaki herkes bu aracın sahibi olacak ve her yerden bunu kiralayabilir olacak. Ama böyle bir model olmasaydı hayatımızda ne olacaktı? Yine böyle yüksek bedeller ödenerek 500 bin liralar, 600 bin liralar ki en düşük segmentler için bir araç sahibi olunacaktı. Ne için? Günde bir saat kullanmak için. Hem böyle yatırımın verimsizliği ve doğaya olan zararlarından dolayı da biz biraz daha mini olarak bu işe girmeye iştahlandık diyebilirim. Evet, güzel. Çok çok değerli kavramlar. Başlarken de söylediğim gibi aslında aramızda sizleri de ve fonucuyu da yeni tanıyan insanlar var. Tabii ki her işin güzelliğinin olduğu kadar zorluğu da var. Yani peki sizlerin karşılaştığı zorluklar neler? Bu kadar değerli işler yaparken
eminim işler çok da kolay gitmiyor. İşler aslında böyle hemen hemen hiç kolay gitmiyor. Her alanda yani ürün geliştirmesinde ayrı zorluklar, ekip kurmada ayrı zorluklar, pazarlamasında ayrı zorluklarla karşılaştığımız bir dönem oluyor. Özellikle böyle girişimin ilk 1-2 yılında ciddi şekilde böyle her gün bir problem çözmeye odaklanıyorsunuz. İşte bir gün ekiple alakalı bir problem çözüyorsunuz. Rahatladık derken ürün tarafında işte geliştirdik, çok iyi oldu dediğiniz alan bir anda aslında olmamış olabiliyor. Aslında bu girişim yolculuğunun baştan böyle herhalde bir 10 senesi hep böyle zorluklarla geçiyor diyebilirim. 10 senedir iddialı. Çünkü sürekli gelişen bir ekosistem, sürekli gelişen ürünler, teknoloji sürekli değişiyor ve bunlara çok hızlı şekilde ayak uydurmak gerekiyor. Müşterinin isteği bir tane. Evet, müşterinin isteği zaten o bambaşka bir boyutta. Dolayısıyla böyle çok hızlı adapte olamazsak ne yazık ki hepimizi geri atıyor. Dolayısıyla böyle biraz daha çevik kaslarımızın olması gerekiyor burada. Çok doğru, evet. Siz neler yaşıyorsunuz? Yani ben de aşağı yukarı aynı şeylere değineceğim. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz yeni girişimler olarak. Bir yandan da en iyi tester her zaman müşteriler. Biz ne kadar teknoloji ekibimizi o noktada kursak da işi planlarken yani ortağı planlama aşaması 4-5 ay kadar sürdü. Bunun analizlerine çalıştık. 3-4 ayda da yazılım tarafını tamamladık. Ama buna rağmen hala eksik olduğumuz noktaları görüyoruz. Müşterilerimiz bize söylüyorlar. Bir yandan da iş modelimizi anlatmakta zorlandığımız noktalar oluyor. Çünkü daha önce yapılmamış bir iş modeli ortağınki Türkiye'de. Bunun güvenilirliği konusunda insanların şüpheleri oluyor. Ama her ne kadar insanların aklına ilk başta bu ürün çalınır mı, çırpılır mı gelse de müşterilerimiz güvenilir ve bu sorunları yaşamıyoruz. Her zaman aklımıza ilk bunun gelmesi çok normal. Her dijital üründe olduğu gibi bizde de bir fraud oranı var. Ama güvenilir bir sistem olmaya devam ediyoruz. İnsanlar bu tür faydalandıkları sisteme zarar vermekten de çok da mutlu olmuyorlar, çekiniyorlar diyebilirim. Dolayısıyla sistemin güvenilirliğini anlatmakta birazcık zorlandık diyebilirim ama şu an biraz yavaş yavaş açtığımız bir sorun gibi bu arada. Zaten çıkış noktamız sürdürülebilirlik olduğu için sürdürülebilmesini sağlamak isteyen insanlar bunu yapmayacaklardır. Yapan kesinlikle. İnsanlar da sistemden elimine olacaktır. Bir noktada bir komünite oluşturmuş oluyoruz kesinlikle. Aslında bence. Evet. Bütün paylaşım ekonomisi uygulamaları kendi komünitelerini oluşturuyor ve oradaki komünitelerin herkes birbirine destek olduğunun farkında o komüniteyi güvenli bir şekilde büyütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru, çok doğru. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Mantıktan, risklerden bahsettik ama günün sonunda öyle bir şey söyleyin ki işinizin gideceği noktayla ilgili hepimiz burada heyecanlanalım. Ya da yeni yatırımcılar gelsin. İş modeli hakkında biraz son noktayı söyleyeyim. Ben artık hiçbir ürünü satın almayı düşünmeyeceğimiz bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü her ürünü belli bir süre belki kullanıyoruz. O ürünlere ihtiyacımız olduğu anda paylaşalım. İhtiyacı olan kişiler arasında paylaşalım. Ve daha az para harcayalım. Daha doğrusu aynı bütçeyle istediğimiz bütün ürünlere ulaşabilelim. İstediğin anda sahip olabilmek çok iddialı. Kesinlikle. Biraz da ekonomimiz el versin inşallah. İnşallah. Kesinlikle ben de aynı noktadayım. Değişen tüketici ve sahip olma alışkanlıkları nedeniyle bizim içinde bulunduğumuz pazarın önü gayet açık durumda. Bizim de buradaki güçlü iddiamız şu, bir yıl sonra, iki yıl sonra sokağa çıktığınızda herhangi bir sokakta, herhangi bir şehirde istediğiniz anda, istediğiniz marka ve model araca Miniol Mobility Super App üzerinden ulaşabileceksiniz. Biraz da bizim iddiamız gelecek için. Yoruldum. Orada bir araba var. Miniol'un arabası. Evet. Biniyorum ve gidiyorum. Bu sadece uzun vadeli araç da olmayacak. Belki biz bunun içine mikro mobility alanlarından işte scooter ekleyeceğiz, bisiklet ekleyeceğiz, mobilet ekleyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Dedim ya başta A noktasından B noktasına giderken kişinin ihtiyaç duyduğu hangi araç varsa evinin önünde satın almadan kullandığı kadar ödeyebileceği bir model olacak. Çok güzel, çok güzel. Ben heyecanlanıyorum. Zaten sizleri takip ederken heyecanlanıyoruz. Peki, biraz farklı düşünmenizi rica edeceğim. Kitle fonlaması girdi hayatınıza ve kitle fonlamasıyla birçok farklı kavramla karşı karşıya geldiniz, olayla karşı karşıya geldiniz. Tek bir kelime desem kitle fonlamasını düşündüğünüzde bu kelime ne olur? Rapor demeyin lütfen. Ne zaman bu? SPK. Döküman desin. Yani... Zor bir soru oldu. Kitle fonlama ve çeviklik diyebilirim ya da çeviklik. Hızlı aksiyon diyebilirim. Çok güzel, doğru. Valla ben de birlik olmadan bahsedebilirim yani. Birlik. Çünkü hep birlikte bir hareket yapıyoruz. Sizin de aslında sloganlarınızdan bir tanesi birin gücü. Doğru. Onu çok iyi yaşadığımızı düşünüyorum. Dün de aynı soruyu sordum. Dün de bir talk'sunuz vardı. Yine aynı cevaplar geldi. İkisi de geldi bu arada. Demek ki aynı algıyı uyandırabiliyoruz. Bu çok değerli. Çok sevindiğim için. Peki o zaman şöyle son sorumuzla çok da geniş uzatmadan devam edelim.
Şimdi bir yatırımcı kitlesine hitap ediyorsunuz ve bunların sizlerden beklentileri var. Sizlerin onlardan beklentileri var. Kitle fonlamasında yatırımcı ilişkileri yönetimi nasıl olmalı, neler olmalı, siz neler yapıyorsunuz ve bundan sonrası için yatırımcılarınıza neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle kitle fonlaması Türkiye'de de yeni yeni gelişen bir sistem ve orada da bir güvenilirlik problemi zannediyorum kullanıcılar arasında ilk başta oluyor. Acaba bu sistemin güvenilebilir miyim sorusunu. Ama SPK lisanslı olan fon bulucu gibi önde gelen firmalar veya oluşumlar sayesinde insanlar kitle fonlaması şeylerini yapabiliyorlar. Bu noktada yatırımcı ile ilişki bence tamamen platform üzerinden olmalı. Dolayısıyla platformun da büyümesi lazım. Buna da katkı sunmamız lazım bizim oradaki girişimci olarak. Aynı zamanda yatırımcılar da platformu aktif olarak kullanmaya kesinlikle alışmalı. Kesinlikle planlı değil. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bizim müşterilerimiz de bize aynı yorum yapıyorlar bazen. O kadar hizmet veriyoruz. Bize bir şeymiş gibi geliyor. Gerçekten ben bunu inanarak ve bilerek söylüyorum. Biz de zaten başta söylediğiniz gibi hem Minyo'la hem ortak olarak raporlarımızı platform üzerinde yayınlıyoruz. Evet. Başka bir yerde yayınlamıyoruz. Alternatif iletişim kanallarımız var. Ben zaten mail adreslerimizi açık açık zaten söylediğimiz durum. Yatırımcılarımız bize istediği zaman ulaşabilirler ama bütün yatırımcıyı ilgilendiren şeyleri platform üzerinde yapıyoruz. Yatırımcıyı düzenli bilgilendirmenin de kritik olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bir yatırımını aldı, gitti. Ondan sonra startuplar biraz böyledir. Dışarıdan baktığınızda hiçbir şey olmuyor gibi olabilir. Çünkü çok küçük bir müşteri kitlesi var. Onunla kazanıyor ve sabahtan akşama kadar gerçekten çalışıyorlar. Ama bunu da anlatmanız gerekiyor birilerine. Çünkü siz onunla, o insanlar size para yatırdı. Evet, ertesi gün kazanmayı beklemiyorlar ama uzun vadede ne kazanacaklar? Kapının arkasında ne oluyor? Ben bunu görmek istiyorlar. Ben az önce bir dert yakaladım vardı. Startupların çalışmadıklarını düşünüyorlar dediniz. Düşünüyorlar derken algı öyle olabilir. Çünkü bizim dediğim gibi küçük bir üye kitlemiz var. Bizim büyük e-ticaret platformları kadar üyemiz yok. Biz her aramada Google'da önlerinde çıkmayabiliriz veya bütün reklamlarımız bütün herkese gitmeyebilir. Normal, çünkü belirli bütçeleri yönetmek zorundayız ve doğru kitleye doğru şekilde göstermek zorundayız. Dışarıda billboardlarda bizi görmeyebilirler mesela her baktıklarında. Beklentiler zamanla zaten değişiyor. Elbette öyle. Evet. Ama dediğim gibi içerideki hummalı çalışmayı startup ruhunu daha aktarmak gerekir. Geçen yıl WordF'de biz de yoktuk. Bu yıl biz varız. Seneye daha büyük oluruz. Sonraki sene sizler daha büyük olursunuz. Bu iş zaten peyderpey böyleydi. Yani bir dert yakınma gibi algılanmasın ama lütfen. Sadece böyle bir algı olabileceğini düşündüm yatırımcıdan. Tamam, güzel. Yatırımcılara burada ben de katılıyorum. Kitle fonlama pazarının gelişmesiyle beraber aslında yatırımcıda oluşan yatırım algısı da yavaş yavaş gelişmeye başladı. Biz yatırım aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam platformun 30 bin civarında üyesi vardı. Evet. Sanırsam bugünlerde 55-60 bin civarında. Dolayısıyla bu pazar geliştikçe aslında yatırımcının yatırım alışkanlığı da, yani bu pazar için, startup yatırımı için biraz daha oturmuş oluyor. Başlarda şununla çok karşılaşıyorduk. İşte 1 liradan hisseyi alırım, 10 gün sonra 10 liradan satarım gibi. Artık yatırımcı bu algıyı kırdı ve startup yatırımının uzun soluklu bir koşu olduğunu böyle daha iyi anlamış oldu. Bu tarafta bize düşen nedir? Ben de aynı noktadayım. Kesinlikle alternatif iletişim kanalları üzerinden böyle herhangi bir şirket hakkında önemli gelişmelerin bildirilmesinden yana değilim. Tamamen platform üzerinden yatırımcıların soruları olduğunda zaten bizler anlık olarak hızlıca cevaplıyoruz gün içinde. Onun haricinde biz Minyol olarak şöyle bir yolu izliyoruz. Her çeyrekte o çeyrekle alakalı bir faaliyet raporu, yatırımcı bilgilendirme raporu tadında bir doküman yayınlıyoruz. Bunun içerisinde bizim şirket için önemli olarak adettiğimiz şeylere yer veriyoruz. Yatırımcılarımızın da hoşuna gidiyor. Bunun haricinde biz bir faaliyet raporu da yayınladık. Yatırım böyle geçtiğimiz sene olduğu için. Faaliyet raporlarında kesinlikle şirket finansallarının açık şekilde dile getirilmesi bence çok kritik. Bununla ilgili yine Fon Bulucu Telegram kanalında görmüştüm. Oradan da yatırımcılarımızdan geliyor bu tarz şeyler. Yani Minyol'un finansal tablolarını incelediğimde her şey çok netti. Diğer girişimlerinde böyle olmasını istiyorum vesaire gibi. Umarız burada örnek olabilmişizdir. Çünkü bizim de kendi yatırımlarımız var kitle fonlama üzerinde ve hakikaten şeyi merak ediyoruz. Yatırım yaptık da ne oldu? Ve ara ara böyle girişimden bize böyle bir faaliyet raporu, ilerleme raporu ya da yatırımcı bildirim raporu tadında şeyler geldikçe memnun oluruz. Biz de aynı şekilde yatırımcılarımıza bu hassasiyetle yaklaşıyoruz. Son soru demiştim ama sizin konuşmanızdan aklıma bir soru takıldı. Yatırım yapıyoruz dediniz. Kitle fonlamasıyla yatırım aldıktan sonra yatırıma bakışınızda bir değişiklik oldu mu? Yani girişimlerin yatırım alma noktasında bir farklılık hissettiniz mi? Yatırım almadan önce de zaten ben aktif olarak
fumble üstünden yatırım yapıyordum. Dolayısıyla bakış açım zaten hep aynı noktadaydı. Bu bir sefer değişiklik. Yatırım yapan değil de yatırım alan olarak değerli. Yatırım alan taraf kesinlikle çok değerli. Hele hele startup yatırımları çok kıymetli bir şey. Çünkü küçük ekipler büyük fikirler üretmek istiyorlar ve çok küçük kaynaklarla bunu yapmak istiyorlar. Ama bu fikre, bu girişime, bu şirkete para dışarıdan can suyu gibi geldiği andan itibaren her şey bambaşka bir noktaya gidiyor. Artık yani vizyona ulaşma, hedeflere ulaşma, daha böyle motive edici, daha olabilitesi yüksek durumlarla karşılaştığı için girişimler. Dolayısıyla kesinlikle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu tarz yatırımlar. Ben de fon bulucudan yatırım aldıktan sonra yatırım dünyasında veya startup dünyasında çok başka bir kanalın varlığından ve potansiyelinin farkına vardım. Yani bizim startup dünyasındaki melek yatırımcı kavramı aslında burada binlerce var diyebiliriz. Çünkü hepsi iyi niyetiyle bu yatırıma inanarak yatırım yapıyorlar. Onlar da belki daha küçük meblağlarla da olsa melek yatırımcılar ki daha büyük yatırımlarını, bireysel yatırımlarını fonumuzda değerlendiren yatırımcılarımızı da biliyoruz. Dolayısıyla benim girişimciliğe bakış anlamında daha alternatif ve potansiyeli çok yüksek olan bir yatırım kanalını keşfettim diyebilirim fonumuzda. Evet, yani fonumuzu öldürmek için söylememiştim. Kitle fonlaması mantığı için söylemiştim. Kitle fonlamasıyla değil daha doğrusu. Teşekkür ederim. Öyle olursa. Yani eğer farklı bir iş yapmak isterseniz fonumuzuya davet ederim. Tabii ki. Zaten. Hayır, önceliğimiz ortak. Hayır, yanlış yapalım. Etrafımda girişimci arkadaşlarıma önerdiğim bir yer. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Fonumuzu Talks'un tadında 15-20 dakikalık sohbetler olarak öngörmüştük. Sizler de iş yapalım, çok aktif konuşmayalım dediniz. Kısa kısa cevaplar verdiniz. O yüzden sizi daha fazla tutmayalım. İyi ki katıldınız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Vakitleriniz için bizlere teşekkür ederim. Evet, sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.